Merhaba Kıymetli Arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Kurtuluş Osman 159. bölüm konuşacağız. Yine harika güzel bir bölüm izledik. Evet, Osman Bey'in rüyası önemli. Bursa'yı gördü ve müjdeleyen bir haber mi geldi? Çünkü rüyasında Bursa'yı gördü ve Bursa'ya yol aldı. Bursa'ya gitti. Bursa'da olan bitenleri görmek istedi. Baktığınızda orada yani kısa gün çalıştı. Yani gerçekten oradaki rüyası gerçekti. Peki, orada bir gerçek yaşandı. Nedir gerçek? Tabii ki özellikle İbrahim Bey'in oraya ziyaret etmesi bekleniyordu. Çünkü İbrahim Bey tek vurla bir işbirliği yapacak. Haç galiba. O yüzden yeni bölümde de özellikle Bursa tek vurla Yakup Bey ve İbrahim Bey bir işbirliği yapacak. Yani hem uç pazarda hem de o büyük pazarda hakim olmak isteyecektir. Kumaşlar orada satılacaktır. İpekler filan. Ama Osman Bey buna izin verecek mi? Hep beraber vereceğiz. Ama Osman Bey'in rüyası gerçek olacak mı? Bursa'yı alabilecek mi? Çünkü Bursa'yı alması için önemli bir plan yapması lazım. Çünkü özellikle orada bir Bizans ordusu var. Efendim söyleyeyim, Tekfur'un ordusu var. Yani oraya nasıl ele geçir, bu da çok önemli. Yani gözlemi önemli. Çünkü baktığımız zaman Bursa merkezde biz niye baktı? Efendim söyleyeyim, rüyasında gerçekleşen gitti. Ve orada da dediğim gibi pek çok yani halkın dediklerini duydu. Halkın yani nasıl o mesela o kafede orada yemek yerken halk ne dedi? Efendim söyleyeyim, nasıl davranıyor? Bunların hepsini gözlemlemiş oldu. Yani güzel bir bölüm izledik. Tabii ki Osman Bey'in rüyası gerçekleşeceğini düşünüyorum. İlerleyen bölümlerde Bursa ve İznik'i mutlaka alması gerekiyor. Eğer ki Bursa ve İznik'i alamazsa bu devletin kurulumu yani gecikir ama mutlaka Alaaddin ve Orhan Bey'e çok güveniyor. Alplerine çok güveniyor. Tabii ki burada da kilit isim Boran ve Konur. Boran ve Konur neden halen Olcay ile beraber hareket ediyor? Özellikle İbrahim Bey'in ordusunun içine ve Yakup Bey'le hareket ediyor. Tabii ki bunun bir nedeni vardır. Osman Bey özellikle bir plan dahilinde bu Konur ve Boran'ı oraya da göndermiş olabilir arkadaşlar. Yani Osman Bey'in rüyası güzel de buraya en kısa sürede gerçekleşeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ve özellikle sezon finali yaklaşırken çok önemli sahneleri izleyebiliriz. Tabii ki Yunus Emre özellikle Alaaddin Bey suçluğunda kavuşması için elinden gelen her şeyi yapacak.